Kavramımız nafile. Kavramın, kelimenin gündelik hayatta birbirinden farklı anlamları var. Bazen pozitif, bazen de negatif anlamları var. Bazen boşa kürek çekmekle alakalı bir şey. Bazen de böyle ekstra, fazladan yapılan bir güzel şey gibi anlamları var. Paradoksal bir şey sanki. Sanki içinde bir takım çelişkiler de barındırıyor ama biz günlük hayatta onu aramızdaki kelimelere hangi gerekçelerle, hangi anlamlarla kattıysak onun üzerinden konuşmak istiyorum. Aslında kavram lisanımıza dini bir terim olarak kazandırılmış. Nafile ibadetleri herkes biliyor. Yaptığımız temel bir takım sorumluluklar var. İllaki yapılması gereken farz ibadetler var. Bir de bunların yanı sıra hani böyle dini bir ifadeyi yorumlarken bu kavramları kullanmaktan biraz uzak durmak istiyorum ama doğrudan şimdi aklıma geldiği için hani böyle fazladan, tırnak içinde diyelim, ekstra diyelim ama bu kelimeler çok yabani kelimeler. Nafile kavramının o kendi içindeki derinliğini vermekten aciz. Belki güzel kelimeler uğraşınca bulunabilir. Nafile ibadetler dediğimizde kişinin kendinden istenmediği, kendisine buyurulmadığı halde fazladan kendini kabul ettirmek, kendi yakınlığını, kulluğunu ispat etmek, bu konudaki çabasını göstermek için yaptığı ibadetler. Kabul edilir mi, edilmez mi onu bilmiyoruz. Tabii ki onu Allah bilir ama bizim günlük hayatta kullandığımız nafile pek bu kavramla ilişkili değil. Bizim günlük hayatta kullandığımız aramızdaki kelimelerin esaslı bir parçası olarak kullandığımız kavram, hani böyle boş işler deriz ya, boşa kürek çekme deriz ya, boşa yorulmak falan deriz ya, onunla ilgili bir kavram. Bugün onunla ilerleyeceğiz. Bir şeyin boşuna olduğunu, gereksiz olduğunu ima ettiğimizde, ya işte koşuyoruz, koşturuyoruz, çabalıyoruz, emek veriyoruz, perişan oluyoruz ama yani sanki bunun bir sonucu yokmuş gibi. Bütün bu yaptıklarımız nafile dediğimizde kastettiğimiz anlamın üzerinden ilerlemek istiyorum. İyi de bu kavramı aramızdaki kelimeler çerçevesinde ne diye konuşuyoruz? Şunun için konuşuyoruz. Ya bazen biz boş şeyler yaparız. Bazen yaptığımız şeylerin hiçbir anlamı olmaz. Yoruluruz, koştururuz, emek veririz. Hatta yaptığımız şeylerden dolayı bedel de öderiz. Ama sonra oturup geriye bir baktığımızda, yaptığımız şeyleri elekten geçirdiğimizde, gözden geçirdiğimizde ne kadar da boş şeylerle uğraşmışız. Ömrümüzün büyük bir bölümünü ne kadar da çok yersiz, anlamsız şeylerle doldurmuşuz diye hayıflanırız. İşte aramızdaki kelimelerde sıkça kullandığımız, muhatabımızı ve kendimizi boş işlerden uzak tutmak, yapılan işlerin anlamına yönelik derinlikli analizler yapmak için sık sık başvurduğumuz bir kavramla ilerliyoruz. Nafile. İnsan oturup bakması gerekir. Ya ben gerçekten doğru bir yolda mıyım? Ve yapıp ettiklerim nihayetinde nereye çıkıyor? Hangi kapıya açılıyor? Bunların sevabı varsa nedir? Karı varsa nedir? Ben bunlarla nereden nereye doğru varıyorum? Nereden nereye evriliyorum diye bir gözden geçirmesi, bir rapor oluşturması gerekiyor. Maalesef kendimize bakma, kendimizi gözden geçirme, yapıp ettiklerimizin analizini yapma konusunda sanki böyle kültürel olarak gecikmiş bir toplumuz. Bakmıyoruz, yapıyoruz. Allah'ın dediği olur falan diye de bir bağlamda kendimizi rahatlatıyoruz ama yapıp ettiklerimizi gözden geçirme konusunda bir dirayete sahip değiliz. Oysa bazen ömrümüzün en güzel günlerinin boş işlerde geçtiği gibi bir gerçekle karşı karşıya gelebiliriz. Bunun için bir takım şeylere ihtiyaç var. Bir kere bizi iyi gören, iyi gözleyen, yapıp ettiklerimizi iyi analiz eden dostlarımıza ihtiyacımız var. Ya iyi bir dostumuzun bize bu yaptıkların nafile dese, öğretse, doğru olanın ne olduğunu, nereden gidersek hedefe ulaşabileceğimizi, hangi yolu kullanırsak fazla yorulmayacağımızı bize öğretse kötü mü olur? Ama işte kimseye kulak vermiyoruz. Böyle burnumuzun dibine doğru gidiyoruz ve kendi kafamızı, kendi aklımızı, kendi yönelimlerimizi kutsadığımız, yücelttiğimiz için de yolun sonuna vardığımızda kocaman bir hiçle karşılaşıyoruz. Genellikle nafile meselesi es geçilir. Olsun, bu da böyle geçti, ne yapalım, üfürelim gitsin falan diye kendimizi rahatlatacak cümlelerle yaşadığımız kayıpları telafi etmeye, kapatmaya, görmemeye çalışırız ama öyle değil. İşte o aralar yaşlanırız, o aralar biteriz, o aralar kendimize olan saygımız azalır. Bir şey halledememişizdir bu saate kadar. O kadar çok boş şeylerle uğraşmış, o kadar boşa kürek çekmişizdir ki yani insan belli bir saatten sonra da bir şeyleri başarmış olmak istiyor. Ortaya bir şey koymak istiyor. Kim bize ne gösterdi, ne yol gösterdi, nerelere sürükledi, nasıl yönlendirdi, nasıl kullandı bilmiyorum ama baktığımızda sanki bir boşa geçmiş zamanla karşı karşıyayız. Nafile üzerine inanılmaz türküler var. Bilmiyorum, hiç bakma imkanınız oluyor mu, dinleme imkanınız oluyor mu? Şarkılar da var. Hatta modern müzikte de yapıp edilen şeylerin nafile olduğunu hatırlatan, biraz kulağımızı büken, biraz kafamıza vuran çok güzel ezgiler, şarkılar, melodiler var. Ya bunları dinlemek de lazım. Bunlar çünkü arada bir bize hayatın hakikati konusunda ufak böyle tılsımlı vurgular taşıyorlar. Bilgiye ihtiyaç var. Çok sağlıklı bir bilgiye ihtiyaç var. Yani biz bilmeden nasıl, hangi yolu kullandığımız ya da devam ettiğimiz konusunda bir karara varabiliriz. Dostlara ihtiyacımız var. Yol gösterici dostlara ihtiyacımız var. Bizi böyle takip eden, dışarıdan bakan, böyle sevimli yüzleriyle bizi azarlamadan uyaracak insanlara ihtiyacımız var. Abi biraz da bizim kendi içimizde kendimizi önemsemeye, kendimizi gözden geçirmeye, kendi yapıp ettiklerimizin neye mal olduğu konusunda hafif de olsa bir hesaplaşmaya, bir yüzleşmeye ihtiyacımız var. Ama işte yani hepimiz biliyoruz ki bu konularda derin bir gafletle karşı karşıyayız. Yine ben bu nafile meselesini pratik olarak nasıl işleyebileceğimiz, nasıl bu konuda ilerleyebileceğimiz noktasında birkaç noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir şeyler yapıyorsunuz, bir şeylere karar verdiniz ama onun sonuçta bir boş emek, bir boş uğraş olduğunu fark ediyorsunuz. O zaman nafile olabilecek, sayılabilecek şeylere bir son vermek için acaba bu saatten sonra nasıl bir yol takip etmek gerekir, nasıl bir karar vermek gerekir? Bunları biraz maddeleştirelim diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi ve bana kalırsa en önemlisi plan. Yadırgayacağınızı biliyorum. İnsan hayatta böyle sürekli plan mı yapar? Hayır, tasarım, tahayyül, tasavvur. Yani bir şeye karar vereceğim zaman, bir şey yapmak istediğim zaman hangi aşamalarda ne yapacağımı, niyetimi nereden nereye doğru sürükleyeceğimi, bu niyetimi nasıl gerçekleştireceğimi planlamak yanlış bir şey değil. Eğer önümü görmeyi planlarsam, nasıl ve ne şekilde hareket edeceğime dair karar verirken dikkatli olursam, yani olabildiğince kazadan kurtulmuş olurum. Olabildiğince çukura düşmem. Daha rahat ilerlerim. Çünkü öngörülerimle, ferasetimle, basiretimle bunları yakalamaya çalışıyorum. Bir diğer nokta, hani böyle derler ya, bindim bir alamete, gidiyorum kıyamete. Ya bu kadar belirsiz bir hedef doğru bir şey değil. Bizim bir apaçık, ne yapacağımızı, nereye varacağımızı, sonuçta nerede demir atacağımızı rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir hedefe ihtiyacımız var. Hedefler önemli. Hangi konuda nereye doğru yöneldiysek onun sonuçlarının nasıl ortaya çıkacağını, bize nafile dedirtmeyecek bir başarıya, bir emeğe nasıl ulaşacağımızı önceden tasarlamak ve bunu belirlemek lazım. Şöyle bir hedefim var. Bu hedefe ulaşmak için, bu hedefi gerçekleştirmek için şöyle bir planlamayla hareket ediyorum. Planlama ve hedef ortaya koyma sadece sınavlara hazırlanan çocukların dert edinebileceği şeyler değil. Ya da toplumu ya da herhangi bir mekanı yeniden düzenleme konusunda planlamalar yapan mühendislerin işi değil, sosyal mühendislerin işi değil. Bir insan teki olarak ben yarınımı, sonrasını, yarınlarımı nasıl planlayacağım konusunda bir çabaya ihtiyacım var. Yoksa hırgür arasında emeğimin boşa gitmesi mümkündür. Başka bir elin bütün heyecanımı sömürmesi mümkündür. Beni hiç ummadığım yerlere sürükleyebilecek bir haz, bir fantazi, bir oyun beni alıp benden götürebilir. Onun için her ikisi son derece önemli. Ya iyi de bir planınız olsun güzel, bir hedefiniz olsun güzel ama bunu neyle yapacaksınız? Arkanızda bir inanç, bir heyecan, sizi tahrik edecek, sizi koşturacak bir motivasyona ihtiyacınız yok mu? Çok ihtiyaç var. Eğer bütün bunları harekete geçirecek bir dinamizm, bir enerji, bir motivasyonunuz yoksa bu iş yarıda kalacak demektir. Belki basit bir heyecanla yola çıktınız ve heyecan bittiği zaman orada duracak ve geri çekileceksiniz. Bir şeyin sonuçta açıklanabilir, ortaya konulmuş bir emek, ortaya konulmuş bir bereket, hasıla olarak tanımlanmasını istiyorsak onu sonuna kadar taşıyacak bir motivasyona, bir enerjiye ihtiyacımız var. Demin de kullandım, çok zor ulaşılan iki kavram var. Onu da bu araya sıkıştırmak istiyorum. Bu nasıl kazanılıyor? Bazılarına bu nimet nasıl veriliyor ben bilmiyorum. Ama en azından bunun çok önemli olduğunu, buna ihtiyacımız olduğunu lütfen biraz konuşalım. Basiret ve feraset. Eskiler çok kullanıyordu bunu. Şimdi öngörü kelimesiyle falan daha da yumuşatılarak, daha da hafifletilerek bu kavram kullanılıyor ama çok ihtiyacımız var. İnsan sadece aklını kullanarak ilerlediğinde bir körlük yaşayabilir. Aklın gösterdiği şeylere kalbin gösterdiklerini de eklemek gerekiyor. Ruhumuzun titremeleri önemli. Kalbimizin fark etmesi önemli. Vicdanımızın bize bir adil yönlendirici olarak müdahale etmesi önemli. Bunlar olmadan yaptığımız işlerin çoğu boşa çıkıyor ve biz bu boş işlere de nafile diyoruz. Sonuna geldiğimizde bir gözden geçirmeye, bir değerlendirmeye ihtiyacımız var demiştim. Yani bu aslında bir rapor. Ya iyi de biz ne yaptık? Nereden nereye vardık? Az gittik, uz gittik. Ne yaptık peki? Sonuçta nelere ulaştık? Bunları değerlendirmek için de bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Bazen öyle oluyor ki çok geç diyoruz ya. Yani evet çok koşturduk falan ama bu saatten sonra yapacağımız şeylerin hiçbir anlamı yok. Treni kaçırdık falan diyoruz. Treni kaçırmaktan bahsediyoruz. İstesek de artık yapacağımız, ortaya koyacağımız şeylerin nafile olduğunu düşünüyoruz. Hasta artık ölümle boğuşuyor. Nekaat anına gelmiş. Artık son nefesini vermek üzere ve bu çok açık bilindiği halde hepimiz biliyoruz işte bu gidici. Çok affedersiniz ama bu gidiyor. Bu gidiyor, aramızdan ayrılıyor. Yolu açık olsun diyoruz ama bir yandan da ona bir takım tedbirler, bir takım müdahalelerle tekrar hayata döndürmeye çalışıyoruz. Çok iyi gözlemciler, çok iyi değerlendirme uzmanları yaptığımız işin nafile olduğunu söylüyor. Ama bazen nafile işler de insanı rahatlatır. Yani boş şeyler yaparız ama boş durmamak için yaparız. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Gereksiz çabalardan, yorucu, bize hiçbir faydası, hiçbir etkisi olmayacak şeylerden bir yolunu bulup uzak durmak gerekiyor. Önceliklerimiz nedir? Yapmazsak olmaz. Bunları mutlaka yapmalıyız. Yapmamız için neler gerekir sorusunu sürekli sormak ve onları taze tutmak gerekiyor. Zaman doldurmak için, vakit doldurmak için, kendimizi kandırmak için koşturmanın bir anlamı yok. Çünkü bütün bunların hepsi nafile olarak değerlendirilebilir. O zaman akılda kalacak bir cümleyle bugünkü aramızdaki kelimeleri tamamlamış olalım. Ben bugün için biraz tatsız bir cümleyi seçtim motto olarak. Onu paylaşmak istiyorum.